Evet, dedemin vefatı sebebiyle Samsun Havza İmircik Köyü'ndeyiz. Burada herkes artık bir aradayız. Tabii bu defin işlemleri, bunları gerçekleştirmek üzere, son görevi gerçekleştirmek üzere. O yüzden buradayken köyümüzü de size tanıtmak istedim aslında. Burada da bir video çekmek istedim. Hatta ben çektim. Bunu size anlatayım diye de şu an böyle bir girizgah yaptım. Annem de burada. Şimdi köyümüzden çekmiş olduğum görüntüleri izliyor olacaksınız. Biraz da benim köyümü, baba ocağını, dede ocağını tanıyalım isterim. Buyurun görüntülere. Evet, burası da dedemin evi. Burada da diğer dedemin evi vardı. Tam bu römorkun olduğu yerde Necip dedemin evi vardı. Burayı 2-3 ay önce yıktı annemler. Artık yıkılmak üzere olan bir evdi zaten. Burası da işte gelip sürekli kaldığımız her yaz evimizdi. Böyle burada garaj var. Burada ceviz ağacı. Bunun tepesinden inmezdik. Burada şurası da ekmek fırını. Yani ekmeklik deniyor aslında. Ekmek yapılan yer. Hatta buradan şöyle yapalım. Şöyle gidelim. Böyle sol taraf aslında girmeden önce burası böyle bahçe. Burada yine böyle bayağı eski ceviz ağaçlarımız var. Çok güzel ceviz verir bunlar. Burası da bahçemiz. Babaannem burayı tabii yaşlılık gelmeden önce burası böyle hep birbirinden ayrılmış bir şekilde sürekli ürün verecek durumdaydı. Şu aşağısı da işte elma ağaçlarının, fındıkların olduğu yer. Biraz aşağı doğru gidiyor. Ama bu bahçede işte sürekli bir şeyler yetişirdi. Burada kümesler var. Babamlar burada olduğu için tavuk ördek aldılar. Onlar da bana özendiler. Böyle tavuklar, şurada ördekler var. Devam edince buradan. Burası ahırdı. Burası samanlık. Ben her geldiğimizde koşa koşa önce buraya geliyordum. Çünkü ne bileyim, inekleri o zaman da seviyordum. Hatta o tezek kokusunu seviyordum. Belki de küçüklükten mi belliymiş dersin ama. İşin şakası bir tarafa, hakikaten seviyordum. Buraya şu camdan, bu çoğu ahırda vardır bilirsiniz. Buradan tezek atılır kürekle. Burası böyle dolardı. Ama artık uzun bir süredir hayvancılık yapılmadığı için babaannem burayı böyle bir şeyler ekmiş. Ufak bir bahçe gibi kullanılıyor. Burası ahır. Buraya gireceğiz birazdan. Şöyle göstereyim. Hatta ahırın şöyle Samsun Tarım İl Müdürlüğü. Bundan bizde yok aslında. Olsa güzel olurmuş ya. Bu çok güzel. Buradan şöyle görünüyor ev falan. Burası da samanlık. Bunların içi de çok büyük. Burada buğdaydan kalan samanı patozlayıp içeri atardık. Buradan sonra da artık köyün arazileri başlıyor. Biraz en yukarıdayız biz. Burada genellikle arpa, buğday, ayçiçeği ekimleri yapılıyor. Şeker, pancar aynı şekilde. Yoğun olarak üretilen ürünlerden. Böyle topraklar sürekli işlenik durumda. Yani toprağa dair üretim kısmı çok aktif burada. Herkesin kapısında işte traktörü vardır. Pullu, alet ekipmanı, her şeyi vardır. Hatta ben çok şaşırdım. Burada erik ağaçları vardı. Babam bunların kafalarını kesmiş. Bunu soracağım. Dün fark ettim. Bunların hepsi, yani birbirinden hepsi farklı erikti. Yani mesela atıyorum bu tatlı bir erikti, bu kara erikti, işte o biraz ekşi erikti, o en güzel erikti falan derken tüm hepsini kesmiş babam. Vardır mı bildiği, bir soracağız bakalım. Şu ahıra girelim. Aha, oraya da. Şöyle giriyorsun. Buraya da şey yapıyorduk. Burada şimdi ıvır zıvır var. Buğday
buraya depolanırdı. Ölçek denirdi. Ölçek hesabıyla buğday verilirdi. Ahırın ışığı yanıyor mu? Yanmıyordur. Bir deneyelim. Yok. Burası da ahır. Burada 7-8 tane hayvan bakıldığını hatırlıyorum. Amcam böyle hayvanların arasında onları bağlardı. Sığırdan gelince hayvanlar. Nasıl bağlıyor diye hayret ederdim. Şimdi yani biz de içlerinde dans ediyoruz resmen. Burası eski bir tip ahır tabii. Böyle gübre kanalı var. Burada biriktirilirdi, sıyrılırdı. Şuradaki menfezden sıvı dışarı akar. Buradan da kürekle şu camı açıp tak tak dışarı atardın az önce gösterdiğim alana. Burada zaten hayvan bağlamak için demirler var. Bak, kaç hayvana göre tasarlanmış? 2, 3, 4, 5. Tabii odun var şimdi. Oraya bir tane daha bağlanıyordur. 6 desek. 7, 8, 9, 10, 11. Hadi sıkıştırmayayım dersen 10 tane hayvan buraya bağlıyordun. Şurası da buzağlıktı. Burası da kapalıydı tabii ki hayvan varken. Burada da buzağlar oluyordu. Böyle bir ahır. Tamamen el emeği. Şu çatısı böyle, tavanı. Tamamen tarih ya. Şimdi böyle geçmişe döndüm bir noktada. Burayı kapatalım. Burası da samanlıktı. Full burası. Kapı açılmayacak gibi neredeyse. Saman oluyordu. Böyle bir yer. Saman dediğim gibi patozdan geçirilip burada depolanırdı sene boyu kullanılmak üzere. Burası da anladığım kadarıyla dediğim gibi aşağıda dedemin yıkılan evinin kalan tahtaları. Evet, köyümüzün içinde markete gidiyoruz şimdi. Bu benim kardeşim Halis, bunu eski videolardan biliyorsunuz. Burası da benim küçükken her yaz geldiğim Kur'an kursu. Hatta buranın bize eğitim veren imamı şu an ablamın kayınpederi oluyor. Öyle, burası İmircik Mahallesi Cami diye görüyorsunuz. Bu çeşme senelerdir akıyor. Hiç durmamış. Hala da böyle akan çeşme bulmak çok zor. Ama bu çeşme akıyor. Her böyle Kur'an kursunun ara verdiğimizde gelip su içerdik falan. Şöyle çekebildiğim kadar çekeceğim. Yaşam zor. Köyümüzün gençleri biraz bıkmış. Selamünaleyküm. Ulan kamaraya mı çekiyorum? He. Şey mi çekiyorsun oğlum? Çekiyorum abi. Kimlerdensin sen? Ben Halis'in torunuyum. Ha. Evet, köy mahallesinde selamlaşmamızı da yaptığımıza göre burası market miydi halı eskiden? Evet. He? Marketti de ben hiç market olduğunu görmedim sizin zamanınızda. Bizim zamanımızda mı? Yok yok, burası marketti. Neresi? Burası. He, doğru. Böyle. Tabi burası Havza'nın İmircik köyü. Budvayı da baya ulan. Ya çok eski evler var böyle tabi. Aynen, şu an kameraya bakmıyorum, sadece çekiyorum arkaya doğru. Köpek bayağı tehlikeli görünüyordu. Markete gidiyoruz. Markete giderken de şöyle bir etrafı çekeyim istedim. Çünkü hayat bu. Fırsat olur olmaz.
bazı şeyler değişir, o değişim yakalamadan önce çekmek lazım. Hem de bir anı olarak kalsın burada. Nasıl köy Halis? Seviyor musun bu köyü? Ya benim köy sevgim bitti ya, yıllar önce. Nereye, burada mı? Şey, market. Ben ufakken gençler vardı, gençlerle çıkıyorduk, oturuyorduk da genç de kalmadı. Şimdi herkes ya okuluna gidiyor, ya çalışıyor, ya tarlada, orada, burada. Evet. Yani köy şeyi. Evet. Ben de küçükken her yaz gelmek için can atardım. Kur'an kursunda işte ara verirsin, top oynarsın falan filan ama tabii zaman geçtikçe o tanıdığın herkes değişiyor. Belki de yan yana geçiyoruz ama çok tanımıyorum bile. Hani insanlar da öyle tanıma meraklısı değil çok fazla. Bakkal da burasıymış bu arada. Ne o, düğme mi? Buralarda köyün biraz daha aşağıları. Şurada da güzel bir çadır var. Orada kesin ne var? Hayvancılık yapıyorlar da. Koyun bakıyorlar büyük ihtimalle. Aa, at gördüm. Buradan sonra böyle bir koru başlıyor. Buralar küçükken Kur'an kursundan çıkıp şey yapılırdı. Piknik falan yapılırdı. Şu eğimli arazilerde top oynardık falan. Ben buraları çok seviyordum hep. Oldum olası. Düz arazilere zaten bayılıyorum. Böyle buralarda güzel. Şurada da bir at var. Bunlar şeyler işte. Hı? Çobanlar. Çobanlar mı? Aa, şurada da tay var. Kesin ismi farklıdır bunun da, taydi, kısrak, mısrak artık ne deniyorsa. Güzel bir şey. Aha. Çekmeyin dedi. Ne güzel otluyor. Böyle buradan sonra böyle koru denen hayvanların sığıra çıkartıldığı, çobanını alıp köyün hayvanlarını gezdirdiği yer diye hatırlıyorum. Evet, bir tane daha akan çeşme. Bir içelim ya. Bacağın girse ya. Belki bir şifası vardır. Köy turumuz devam ediyor. Girmiyorlar mı babaanne? Girmiyorlar mı? Benimkiler eğitimli, kendileri giriyor. Kaç tane helva? Ben de. 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 Ben de
Ekranıma şey yapsana ya, gölge yapsana. Göremiyorum. Bunu kırmak iyi olmaz mıydı? Kırmak daha iyi olmaz mı? Bu şekilde getirin. Şey ben şuradan çekeyim. Şekeri oraya mı kalacağız? Şey mi? Nadir abi. Buhar da. Şeker yapma lazım. Oradaki bakalım. Oradaki bakalım. Evet. Öyle mi? Evet. Herkes baksın. Hadi gel. Maşallah çok güzel olmuş. Hadi alalım. Ben şuna gidip sen beraber. Tencere alalım oradan ben. Bir tane alalım. Aynen sonuçta. Nasıl? Alalarım. İyi mi? Babama cennet yesin. Nasıl? Ay çok güzel olmuş. Allah'ım kabul etsin. Al şuraya. Külahını alalım bakalım hadi. Tamam. Kas 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 kas. Koy şuraya. Halis gelsene. Bir kepçene şişsin sen dol dol diye ver. Biz yap sulu yapalım. Elma alın. Alın. Küçük ya. Kız attı attı. Ha. Bitiremiyor. İyi de bitmedi. Tamam ben yeter. Zekim bana çocuklar aldı. Şurayı bulayım al.
İnsanoğlu kuş misali. Bak şimdi de çay cumadayım. Evet, sabah Necip'i aldım sınsın arabayla gittim. Değil mi? Beni aldı vallahi. Şimdi sabah işlerimizi hallettik. Tabii otları bitirmiş. Fırtına vardı. Ahır yerle bir yeksan olmuş. Brandalar yırtılmış. Onu da gösteriyor olacağım zaten. Gösteririz ama şimdi bu videoda değil. Bir tadilat süreci başlayacak. Saç trapez falan yapacağız ahırın etrafına. Brandalar artık iptal oldu. Bir kısmı. Aynen. Neyse, bu videonun ana konusu Samsun Havza İmirci köyüydü. Şey, Danur yoktu. Son kısmında bize konuk oldu. Özlemişlerdi bence beni. O zaman şimdi bir kapanış yap. Ben daha henüz videoyu izlemedim. Ama siz buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.